Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde pointerlarda const kavramı var, ona odaklanacağız. Bu da verilerin değişip değişmemesiyle ilgili bir mevzu ya da adresin değişip değişmemesiyle ilgili. Integer a eşittir 5 diyorum, integer b eşittir 7 diyorum. Burada bir tane yıldız ptr isimli bir pointer tanımladım. Bunun içeriğine şu şekilde a'nın adresini atayalım. Ve bunu ekranda her zamanki gibi yüzde de yıldız ptr ile görebiliriz. Burada şunu yapacağız. Dereferans etme işlemini sağlayan, yani ptr pointer ile a'nın değerini görebiliyoruz şu karakterle. Bu karakterin soluna const koyup ve bir de sağ tarafına const koyduğumuzda ptr pointer ismiyle pointer değişkenimizle tuttuğu a adresindeki ne değeri değiştirebiliyoruz ne de kendisinin adresini değiştirebiliyoruz. Hemen şöyle gösterelim. Point karakteri ptr tutulan yerdeki değeri örneğin 8 yap diyorum. Burada bir kızarma işlemi gerçekleşti. Ya da ptr'nin içeriğine örneğin b adresini ata diyorum. Yine burada bir kızarma işlemi gerçekleşti. A'nın adresini xx verelim. Şu adres üzerinden şuradaki değeri ptr değiştiremez. Ancak a değiştirebilir. Yani şurada siz a eşittir 12 yapabilirsiniz. Ama ptr pointer ile bunu değiştiremezsiniz. Ama şuradaki const'u kaldırırsak, kaldırdım. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki sorun ortadan kalktı. Altta ise ptr'ye, yani ptr'nin tuttuğu şu adresi a'yı tutuyordu. Bunu kaldırıp şu b'deki, şuraya da yy diyelim. Şuraya yy diyemiyorsunuz. Yani şurayı tut diyemiyorsunuz. Çünkü const var. Bunu da kaldırırsam gördüğünüz gibi yine kızarma ifadesi ortadan kalktı. Const'u bu şekilde biraz daha programlamada güvenlikli bir kod yazmak için kullanabiliriz. Değişmesi istenilmeyen verileri garanti altına alıyoruz. Birkaç tane farklı örnek yapalım. Integer p eşittir. İlklendirmemizi null yapalım. Boş olsun içi. Burada bir alışkanlık olması açısından x'in adresini p'ye verdim. Burada farklı bir kullanım var. Daha önce hiç kullanmadık. Integer point to point. Yani iki kere point kullandım. Buna P2 diyeyim hatta. Şuna da P1 diyeyim. Ve bunun içeriğini de yine null koyalım. Ve sonrasında P2'ye P2 eşittir. P'nin adresini vereceğim. Ve sonrasında printf diyorum. Yüzde de bir boşluk yapalım. Ve burada point to point PP diyorum. Şurada sadece şuraya P2, şuna da P1 diyelim. Ve kaldıralım. Ve bir de x'i de yazdıralım. Hatta şunu şöyle araya koyalım. Şurayı da p1 olarak düzelttim. Şimdi kodumuzu tekrardan çalıştıralım. X'e 10 değerini atacağız. Şu tanımlamalarımızı yapalım. P1'den şu adresi alalım. X'deydi. Şu da şuradaydı. Şu adres şurayı tutuyor. Kodumuzu çalıştırıp veri akışını görelim. X'i tanımladık ve içeriğine 10 değerini yazdık. Şurada gördüğünüz gibi 10 değerini bastık ve adresi bu çıktı. X'in adresini P1'e atadık. P1'in içinde de bu var. Burayı point ediyoruz. Sonrasında P2'nin içine null atadık. Sonrasında şurada P1'in adresini P2'ye atadık. P1'in adresi de 133F6E4 P2 tutuyor orayı. Gördüğünüz gibi şurada. Ve printf ile ilk olarak X'i basacağız. Bastığımız zaman 10 değerini burada görebiliriz. Sonrasında P1'in içinde ne var? Hemen gidelim. P1'in içinde bu var. Yanında dereferans et diyor. Yıldız karakteriyle point ettiğimiz an 10 değerini görmemiz gerekiyor. Yine 10 değerini gördük. Şimdi P2'ye gidelim. P2'nin içine gittik. Bu adres değeri var. Point et, bir daha point et. Bu adres değerinden bir kere point ettik mi? Şuraya zıpladık, buraya geldik. İki kere point edeceğimizden bahsettik. Bir daha point ettik mi? Buraya gittik. Buraya gelmiş olduk. Bu şekilde point to point'i, yani iki kere point etmeyi de anlayabiliriz. Şimdi buraya const karakterini uygulayalım. Örneğin ben x'in adresini p1'e atadım. Sonra p1'in adresini de p2'ye atadım. Şu aşağıya gelip, tabii öncelikli olarak şurada yıldızdan sonra bir const dersem p2'nin tuttuğu adres, tabii şunu kaldıralım, şu tanımlamayı kaldıralım. Şu şekilde tanımladık. Bu tanımlamadan sonra şu alt tarafa gelip p2 eşittir. Örneğin x'in adresini direkt veremeyiz. Direkt kızarıyor. Çünkü P2 adresi bir kere aldığı zaman, P1'den aldığı anda artık değiştirilemiyor. Benzer şekilde P1'e de aynısını yapamayız. Yani burada zaten x'i almış, gidip de ben P2'ye veremem ona.
Bu şekilde point to point'e ve onun const'a olan ilişkisine çok kısaca vurgu yapmış olalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.